Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda gümüş ons, gram altın, altın ons ve gümüş ons değerlendirmesi yapacağız. Sizlerle birlikte bunların 2021 yılı içerisindeki kapanış seviyelerine göre kritik seviyelerini belirlemeye çalışacağız. Ayrıca İngiltere merkezli HSBC Bankası'nın altın ve gram altınla ilgili tahmini var. Bunu da sizlere video içerisinde paylaşacağım. Evet videomuza başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Unutmadan bunu da ekleyelim. Evet videomuza bugün gümüşle başlayalım. Daha sonra altın ve gram altın, ons altın tarafıyla da devam ederiz arkadaşlar. Beni çok iyi dinleyin. Özellikle de videoyu eksiksiz dinleyin. Bu video yıl içerisinde sizlerin takip etmesi gereken önemli seviyeleri sizlere belirtecek. O yüzden bu videoyu çok dikkatlice dinlemeniz sizin faydanıza ve yararınıza olacaktır. Gümüş onsla hemen analizimize başlayalım. Yılı 26-32 seviyesinden kapatan bir gümüş bizi bekliyor arkadaşlar. Gümüşün ons tarafında özellikle bizler için 26 dolar, şuradaki 26 dolar üzerinde kalışlar çok önemli arkadaşlar. 2021 yılı içerisinde 26 dolarlar üzerinde gümüşün onsunda kalmayı başarırsak özellikle yukarıda 28-47 ilk kanal aralığımız gümüşün ons tarafında bizi bekleyecek kanal aralığı olarak gözükmekte arkadaşlar. Burası ilk takipte kalmamız gereken önemli kanalımız. İkinci bir önemli kanalımız ise arkadaşlar daha kısa bazda takipte kalmamız gereken şuradaki yine 25.82. Bu kısa bazdaki arkadaşların takip etmesi gereken bir kanal. 25.82 ve 26.97 direnç bölgesi. Bakın arkadaşlar şuradaki 26.97 içerisinde bulunan direnç bölgesi. 26 dolar ve 25.82 özellikle bizim dikkatle takip etmemiz gereken önemli destek bölgelerimiz olacak arkadaşlar 2021 yılı içerisinde. 25.82 desteği üzerinde ve 26 destekleri üzerinde tutunmamıza devam ettiğimiz takdirde ilk etapta hedefimiz ve kuvvetli bir dirençle karşılaşacağımız yer 26.97'deki direnç yeri gümüşün onsunda olacaktır. O yüzden 26.97 bizlerin dikkatle takip etmesi gereken önemli bir seviye olarak göze çarpmakta. Buraya kadar gümüşün onsundaki arkadaşlar kağıt kalemlerini aldılarsa bu kanal aralıklarını mutlaka not etsinler arkadaşlar. Evet, şimdi gümüşün onsunu anlattık. Bu gümüşün onsunda 25.82 üzerinde kalışlardaki olumlu senaryomuz. Haftalık bazda baktığımız zaman 2021 yılı içerisinde 26 doların üzerinde 26.32 seviyelerinde bir kapanış yapmamız bizim için gümüşün onsunda haftalıkta olumlu kapanışın geldiğinin sinyali ve bu kapanışı koruyabilir 26 dolar seviyesi üzerinde kalışları koruyabilirsek arkadaşlar ilk kısada dediğim gibi takip etmeniz gerekecek direnç kuvvetli direnç 26.97'deki seviyesinde bulunan direnç seviyesi olacak. Bu seviye çok önemli. 26.97 seviyesi üzerindeki kalışlara başladığımız vakitte arkadaşlar işte o zaman gümüşte 28-47 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Gümüşün onsunda bu verdiğim rakamlar takibinizde olsun. Hemen gümüşün gram tarafına da geçelim. Gümüş gramda bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Bunları da sizlerle birlikte tespit etmeye çalışalım. Gümüşün ons grafiği üzerinde. 6.32 seviyesinden gümüşün gramında bir haftalık ve yıllık kapanış gördük arkadaşlar. Bizler için 6.32 seviyesinden bir kapanış olumlu mu? Özellikle gram tarafında bu kapanış pek olumlu değil arkadaşlar. Şu şekilde anlatayım sizlere. Yıllık olarak grafik üzerinde baktığımız zaman bu kapanış destek ve dirençlerin değişmesiyle birlikte bir tık orta bantın üzerinde bir kapanış. Yani bizim şurada 6.20 desteğimiz, şu 6.20 önemli desteğimiz, onun altındaki gene bir önemli destek seviyemizde 5.94 desteğimiz. Şu kanal bizim önemli iki tane desteğimiz arkadaşlar. Ve ayrıca bu iki destek üzerinde kalışlarımız yükseliş kanalımızın devamı için şart olan hareketler. Şimdi 6.20 üzerinde bir önemli direncimiz 6.33 direnci mevcut. Tam biz bu direncin bir tık altında kapanış yaptık arkadaşlar. Yılı 6.32 seviyelerinden kapattık. Peki bu gümüşün gramı için olumsuz mudur? Şu an için bunu gümüşün gramı için olumsuz diyemeyiz. Fakat olumlu da diyemeyiz arkadaşlar. Bir tık direncin altında yani 6.32 seviyesinden bir kapanış gördük. Önümüzdeki günlerde piyasanın açılmasıyla birlikte bu 6.32
gümüşün gramı 6.33 direncini kırmayı başarırsa arkadaşlar, işte o zaman şuradaki bir üst kanala geçiş yapabiliriz. Şartımız nedir? 6.33 direnci üzerinde kapanış ve burada bir kapanış görmemiz şartımız arkadaşlar. O zaman 6.33 ve 6.54 teki direnç bölgesi takipte kalmamız gereken önemli kanalımız haline gelecektir. Fakat 6.32 seviyesinden bir kapanış gördük. O yüzden temkinli olmakta ve kanal aralıklarını iyi takip etmekte gümüşün gramındaki arkadaşlar için de fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi ilk etapta bu 6.33-6.20 aralığı sıkı takibimizde olacak. 6.33 kırmayı başarabilirse gümüşün gramı, işte o zaman 6.54'lü seviyelere doğru yukarı hareketler bizi gümüşün gramında tekrardan bekleyecek önemli hareketler içine girecektir arkadaşlar. Evet, gümüş tarafını anlattık. Şimdi altın tarafına geçiş yapalım. Altının onsuyla başlayalım. Hemen altının onsundaki arkadaşlara da analizimizi yapalım. Evet, altının onsunda özellikle HSBC Bankası'nın, İngiltere merkezli HSBC Bankası'nda arkadaşlar yapmış olduğu 2021 yılı tahminleri mevcut. Bu tahminlere göre HSBC Bankası arkadaşlar özellikle altının ons tarafında 1965 ve 1907 seviyeleri arasında hareketler beklediğini açıkladı. Gram tarafını da gram altın analizi yaparken sizler için anlatacağım. Ons tarafındaki beklentisi İngiltere merkezli HSBC'nin arkadaşlar 1965 ve 1907 dolarlar arasında altın onsunun hareket etmesi 2021 yılı için. Gram altınlı olanı da biraz sonra gram altını anlatırken sizlere açıklayacağım. Evet, şimdi biz kendi analizimize geçelim. Altının onsu 1894 seviyesinden yılı kapattık arkadaşlar altının onsunda. Şimdi bu bizler için önemliydi. Çünkü beklentimiz olan seviyenin bir tık üzerinde kapanışımız geldi. Altının onsu için bir tık olumlu kapanış diyebiliriz biz buna arkadaşlar. Çünkü bizler için özellikle 1862, şuradaki 1862 destek bölgesi önemli olacak. İlk destek bölgemiz, yükseliş kanalının hareketi için bu seviye bizler için önemli olacak bir seviye, destek seviyesi. İkinci destek bölgemiz de gene 1807'de bulunan destek bölgesi. Şurası bizim için bir yükseliş kanal seviyesi. 1894, evet, bizler için 1893'te önemli bir arkadaşlar direnç bölgemiz vardı ve bu direnç bölgesini bir tık üzerinde ons altında kapanış gördük. Peki bu kanal aralığımız şimdi neresi? 1893, 1943 kanal aralığı. Şuradaki 1943 kanal aralığı olacak. 1893 hareketlerinin devamında 1943 seviyesinde kuvvetli bir dirençle altın tarafında karşılaşabiliriz. O yüzden ilk etapta çok dikkat edin. 1943 bizler için kuvvetli bir direnç yeri olacaktır. 1943'ün önemi, buradaki direnç seviyesi, 1943'teki kuvvetli direnç seviyesi yukarı yönlü kırılabilirse, işte o zaman dolar kurunda beklentimiz olan 2000 dolarlar seviyesine doğru çıkacak kapıyı bizlere açacak seviye 1943 rakamı olacak. Sizler de ilk etapta 1943 rakamını sıkı takipte kalın. Altının ons tarafındaki arkadaşlar için söylüyorum. Kısa da tobalarımız var. Tobalarımızın hedefi biliyorsunuz ilk etapta bir 1925-1927 toba hedefimiz var. Bu hedefi de dikkatlice takipte kalacağız. Ayrıca bu hedef üzerinde kalışlarda da altında 2000 dolarlar büyük toba hedefi olarak bizlerin takip etmesi gereken seviyeler arasında gözükmekte arkadaşlar. Evet, gram altın tarafına geçelim. Gram altın da yılı 454 seviyesinden kapattı. Gram altın için 454 seviyesi gene bir tık aynı gümüşün gramında olduğu gibi bir tık aşağıdan gelen bir kapanış oldu arkadaşlar. Gram altında HSBC Bankası'nın yapmış olduğu tahmine göre de arkadaşlar 2021 yılı içerisinde gram altında 500 TL seviyesi beklentisi HSBC Bankası'nın da tahminleri arasında geldi. Evet, bunu da belirttikten sonra biz kendi tahminimize geçelim. Şimdi bizler için arkadaşlar önemli desteğimiz şuradaki 442 desteği haline geldi artık. Onun üzerinde direncimiz 456 direnç yeri olmuş durumda. Bizim yıllık kapanışımız 454 seviyesinden geldiği için arkadaşlar buradaki direncin hemen hemen 1-2 tık altında bir kapanış geldi. O yüzden 456 direncini 2021 yılı içerisinde dikkatlice takip edeceğiz. 442 ve 456
dirençleri sıkı takibimizde olacak yerler. 456'nın önemi, eğer bunu yukarı yönlü kırabilir, buradan kapanış yapabilseydik eğer arkadaşlar, yani 455 rakamı üzerinde 456 direncini yukarı kırıp yıllık bir kapanış yapabilseydik, o zaman şuradaki 479 seviyesine doğru gram altında yukarı yönlü hareketler görmemiz daha sağlam, daha muhtemel olacaktı. 456 çok dikkat diyoruz piyasaların açılmasıyla birlikte. Buradaki direncin kırılıp kırılamayacağı takibimizde olacak. Özellikle 479 rakamının önemi, kuvvetli bir direnç olarak gördüğümüz 479 yukarı yönlü kırılmayı gerçekleştirebilirse, işte o zaman arkadaşlar bizlere gram altında 500'lü seviyelerin kapısını açacak kilit rakam bu 479 rakamı olacak ve bunun üzerinde 515 TL civarlarına doğru o zaman gram altında önemli seviyeler bizler için 500 ve 500 üzeri seviyelerde takibimize girecek, önemli seviyeler halinde gelecektir. Evet, gram altın ve gram gümüş anlatımlarımızı da yaptık. Videomuzu burada sonlandıralım. Kanalımıza bir beğeni atmayı ve bizleri takip etmeyi bırakmazsanız çok seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.